24 yaş altı su altı hokey dünya şampiyonasında Avustralya'yı 4-1 yenerek yarı finale yükselen milli takımımız bu akşam 18.45'te final için Yeni Zelanda ile karşı karşıya girecek. Bu kritik maç öncesinde milli takım antrenörü Kadir Kırlıoğlu takımdaki atmosferi bizlere aktaracağız. Kadir Hocam hoş geldiniz programımıza. Merhabalar Murat Bey, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Keyfiniz nasıl bu final maçı öncesinde? Onu sizden dinleyelim. Takımın son durumu nasıl? Takımın son durumu oldukça iyi. Motivasyonları yüksek. Sağ olsun ülkemizdeki tüm spor severler sosyal medya kanalları aracılığıyla da çok fazla destek oluyorlar çocuklara. Motivasyonları oldukça yüksek. Tabii geçmişte almış olduğumuz başarıların da bunda payı yüksek. Kendi yaşları yüksekte tutuyorlar şu anda. Güzel bir başarı alacağımıza inanıyoruz. Hocam sizin az önce söylediğiniz gibi geçtiğimiz iki sezonda baktığımızda iki şampiyonluk var böyle bir organizasyonda. Takım içindeki dengeleri nasıl ayarlıyorsunuz böyle önemli turnuvalar öncesinde? Hazırlık süreci nasıl gelişiyor? Bilgi dahilinde dinleyebilir miyiz sizden? İlk şampiyonumuzu 2015 yılında aldık. Uluslararası Federasyon düzenlemiş olduğu yaş grupları dünya şampiyonu iki senede bir oluyor. 2015'te dünya şampiyonu olduktan sonra 2017'de hani ikinci bir kez bunu tekrarlayan bir ülke yoktu açıkçası. Biz namalup bir şekilde ikinci kez bunu tekrarladık ve bir kere daha dünya şampiyonu olduk. Şu anda burada üçüncüsü için bulunuyoruz. Bir önceki dünya şampiyonası kadromuzdan 8 kişi eksik tabii. Yeni sporcularımız, daha genç sporcular var. Bu heyecanı geçmişte yaşamamış olanlar var. İlk kez milli takıma gelenler var. Uzun süreli kamplar geçiriyoruz ülkemizde zaten. Bu konuda işte Kocaeli'de olsun, İstanbul'da olsun, Bursa'da olsun bu sene uzun kamplar yaptık. Bunların neticesinde çocukların bir üst takımımızda, A takımımızda, bu sene Avrupa şampiyonu olan büyük takımımızda birlikte yaptıkları kamplarda moral motivasyonları oldukça yüksek tuttuk. Burada da zaten uzun soluklu maraton olduğu için toplam 10 tane müsabaka sonucunda yarı finale kaldık. 11. müsabakamızın sonunda yarı finale kaldık. Artık bundan sonrası tamamen onların elinde. Ülkemizden gelecek olan destek, bunun dışında ailelerinden aldıkları moral motivasyonla İnşallah bu maçı da alıp finale kalacağımıza inanıyorum ben. Bir kez daha ülkemize üçüncü kez kupayı getirmeye çalışacağız. Hocam su altı hokey bambaşka bir dünya, bambaşka bir mecra. Bu spora yönelecek sporculara, gençlere söyleyecekleriniz vardır elbette herhalde Türkiye'de. Onları dinleyelim sizden. Su altı hokeyine Türkiye'de ilk başlayan gruplardanım ortalama. Her sene yeni çocuklar geldi, bıraktılar gittiler, geldiler bıraktılar gittiler. Bu sporun ülkemizde maalesef ikinci planda kaldığı bir durumdayız biz şu anda. Çünkü yüzme havuzlarında çalıştığımızdan dolayı yüzmeye genellikle işte yüzme gruplarına erken saatler veriliyor. Bizim çocuklarımız hep geç saatlerde geliyor. Aileler bunda çok fazla sıkıntılar yaşıyorlardı. Ama şu önümüzdeki 2-3 sene içerisinde bizlere daha fazla yer verilmeye başlandı. Aldığımız başarılarda bunun çok etkisi var. Ayrıca sporcular yavaş yavaş milli takıma girdikleri süre içerisinde hem devlet atamaları olsun hem aldıkları burslarla olsun oldukça memnun olmaya başladılar. Aileler de bundan memnun ve yönlenen kişi sayısı da çok fazla. Ben haftada 6 gün yüzerek, haftada 6 gün çift antrenman yüzerek bir yüzücünün üniversite çağına geldiğinde mecburiyetlerden dolayı bu yüzmeden ayrılıp başka bir branş seçeceği durumlarda onlara direktman sualtı okeyine yönlendiriyorum şu anda. Bağlı bulunduğumuz ilde de zaten bunu yapıyoruz. Başarılar da aslında bu şekilde geliyor. Altyapısı yüzme olan spor branşından bizim branşımıza geçiş çok fazla var. Bunda da tabii ki haliyle çocukların adaptasyonu da çok daha fazla oluyor. Uyumları daha kısa sürede oluyor. Ailelere benim önerim önce yüzmeye göndersinler çocuklarını. Sağlıklı bir birey yetiştirmek için. Daha sonra yüzmeyi iyi derecede öğrendikten sonra haftada 2 günlük, 3 günlük antrenmanları sürdürebilecekleri bir branş olduğundan dolayı su altı hokeyi. Oraya yönlendirmelerini tavsiye ediyorum ben.